Herkese merhabalar. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı hazırlık provamızın ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. İlkinde dediniz ki hocam bazı konular eksik, bazı konular neden böyle oldu dediniz. Arkadaşlar esasında bizler bu tarihe kadar işlenen konular roman ve tiyatro konuları ve tabii ki de neler var bildiğiniz gibi yazım, noktalama, dil bilgisi. Bunların hepsinin birinci provamızı anlatmıştık. Bugün de sizlerden gelen istek nedeniyle yorumlarda okuduk. Hepinizin yorumları bizler için çok çok değerli. Anı, hatıra, haber metni ve gezi yazısını da sizler için hazırladık. Şimdi arkanıza yaslanın. Gelin bunların da sorularını beraber çözelim. Güzelce pekiştirelim. Ardından da hem yazılı notlarımızdan çalışarak hem de Dinamo Soru Bankası'ndaki yazılı provalarımızı çözerek süper bir şekilde yazılıları bitirelim. Güzel bir tatile başlayalım arkadaşlar. Yazılı notları çok çok değerli. Burada tam da sınavda çıkacak bilgileri sizler için özetledik. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırladık. Dolayısıyla mutlaka bunu da edinin arkadaşlar. Hemen arkanıza yaslanıyorsunuz. Ben de videoya başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar numaralanmış cümlelerde bırakılan boşlukları doldurunuz diyor. Direkt olarak başlıyorum. Diyor ki Türk Edebiyatı'nda nokta nokta tarafından yazılan Miratül Memalik Memleketler Aynası adlı eser gezi yazısı türünün ilk örneği kabul edilmektedir. Bakın arkadaşlar bunu hocanız %100 soracaktır size. Üniversite sınavlarında da çıkıyor. Bu arkadaşlar Seydi Ali Reis tarafından yazılıyor. Seydi Ali Reis tarafından yazılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu kitabı iyi bilmemiz lazım. Peki kimdir arkadaşlar Seydi Ali Reis? Seydi Ali Reis gerçekten gezi yazısı türünün ilk örneğini veriyor. Peki hocam aklımıza nasıl tutacağız diyeceksiniz ki Memati Reis. Hani var ya bazı arkadaşlar bilirler. Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı. Orada Memati vardı. Memati Reis, Seydi Ali Reis, Miratül Memali yazıyor diyeceksiniz. Aklınıza böyle tutabilirsiniz. Sınavda %100 geleceği için, kesin sorulacağı için, hoca %100 soracağı için bunu hemen söyleyerek başladık. Türk Edebiyatı'nda Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan adlı eseri Batı tekniğine uygun ilk gezi yazısı olarak kabul ediliyor. Gezi yazısı örneği olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Bu da yine önemli. Bunu da hocanız sorar. Devam ediyorum. Orhun abideleri yani Köktürk yazıları birer söylev olmakla birlikte aynı zamanda hatıra özelliklerini taşıyor. Neden? Hatırlarsanız 2. Köktürk Devlet döneminde işte Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adına yazılmış bazı yazıtlar vardı. 3 tane yazıt vardı. Bu yazıtlar hem Türk milletine hesap veriyor. Yani biz bunları yaptık diyor. Söylev niteliği var. Ülkenizi koruyun diyor. Hem de hatıra neler yaptıklarını anlatıyor. Dolayısıyla bu abidelerinde böyle bir özelliği olduğunu bilmemiz lazım. Türk Edebiyatı'na bakın. Bunu ÖSYM sordu. Belki hocanız sorar mı bilmiyorum ama üniversite sınavında 1998 yılında sorulmuştu. Türk Edebiyatı'nda edebi değere sahip ilk anıları kaleme alan nokta nokta 40 yıl ile saray ötesi gibi anı kitaplarına imza atmıştır. Bu da arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil. Hatırlarsanız Halit Ziya Uşaklıgil'in bir özelliği daha vardı. Ne yapmıştı? Batılı anlamda ilk romanı yazmıştı. Mavi ve Siyah roman konusuna geldiğimizde anlatmıştık. Demişti ki Servet Fünun romanında sanatçılar içine kapanık bireyci bir anlayıştaydılar ve dilleri ağırdı. Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mavi ve Siyah romanındaki Ahmet Cemil karakteri çok çok değerli bir karakter. Ahmet Cemil karakteri esasında Servet Fünun romancısını temsil ediyordu. Bunu da ilk programımızda söylemiştik. Şimdi bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Halit Ziya Uşaklıgil aynı zamanda anı kitaplarına da imza atıyor. Hatıra türünün Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneği 16. yüzyılda Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eserdir arkadaşlar. Bu üniversite sınavlarında sorulmadı ama KPSS'de sorulmuştu. Hocanıza işlediyse size soracaktır. Türk Edebiyatı bizler ama bunların her birini yazılı notlarımıza sizlere tek tek yazdık. Buradan da tekrar edebilirsiniz. Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli roman nokta nokta tarafından yazılan Taşuk-u Talat ve Fitnat yani Talat ve Fitnat'ın Aşkı adlı eser. Bunu da arkadaşlar Şemseddin Sami yazıyor arkadaşlar. Bu da yine hocanız tarafından %100 sorulur. Çünkü ilk yerli roman bakın burada şu sayfaya bir kez daha geri gelmek istiyorum. İlk yerli roman arkadaşlar pardon şu sayfa nerede özür dilerim. İlk yerli roman arkadaşlar Tanzimat döneminde gelecek. Şemseddin Sami'nin yazdığı Taşuk-u Talat ve Fitnat. Sonrasında ilk edebi roman Namık Kemal tarafından yazılacak İntiba. İlk tarihi roman yine Namık Kemal tarafından yazılacak Cezmi. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılacak Araba Sevdası. İlk yazınsal değerde anılar Servet Fünun romancısı Halit Ziya tarafından yazılıyor. Ama batılı anlamda ilk romanı yine Mavi Siyah'la Halit Ziya Uşaklıgil yazacak. Burada bir de ilk psikolojik roman var. Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül adlı eser. Bunları da iyi bilmemiz lazım. Aynı zamanda ilk köy romanında yine Tanzimat döneminde Karabibik Nabizade Nazım'ın yazdığı. Devam ediyoruz. Hoca %100 soracağı için burayı bir kez daha söyledik. Nokta nokta tiyatrosunun ürünleri arasında Karagöz, Orta Oyunu, Meddah ve Köyselik oyunları yer alır. Bunu da söylemiştik arkadaşlar. Tiyatromuz bizim ikiye ayrılıyordu. Bir geleneksel Türk tiyatrosu vardı.
Bir de modern tiyatro vardı. Modern tiyatroda trajedi, komedi ve dram vardı. Bunlar üç taneydi. Bunlar moderndi. Bunlar yazılı bir metne bağlıydı. Ama Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köyselik oyunları tuluat tiyatrosuydu. Yani doğaçlamaydı. Yazılı bir metni yoktu. Geçiyoruz diğer kısma. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Arkaya doğru ilerleyelim, dolduralım demiş yani. Bakalım. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı, Alafrangalık özentisini anlatan, kahramanı Bihruz Bey olan, bakın Bihruz Bey, Periveş ve Keşfi var. Periveş kötü bir kadın, ona aşık olacak. Tüm parasını kaptıracak. Peki size sorarım. Bunu aklımıza nasıl tutabiliriz? Arkadaşlar, yanlış batılılaşma bizde nasıl anlaşılıyor? Araba sevdası. Yani adam okumuyor, kendini geliştirmiyor, yurt dışına seyahate çıkmıyor. Ne yapıyor? Ediyor, kendine güzel bir araba alıyor. Niye? Arabayla hava atmaya çalışıyor. Dolayısıyla buna biz araba sevdası diyoruz. İşte bu yüzyıllar önce de böyleydi. Recaizade Mahmut Ekrem ilk realist roman Araba Sevdası'nda yanlış batılılaşma, yani alafrangalık özentisini araba sevdasıyla anlatmıştı. Bihruz Bey babasından kalan parayı arabaya yatırıyor. Aman da aman aman diye Periveş Hanım'ı tavlamak için. Sonra Periveş Hanım da kötü bir kadın, her şey mahvolup gidiyor. Bu ilk realist roman olduğu için çok çok değerli. Kalemin rengini değiştirmek istiyorum arkadaşlar, izin verirseniz. Sami Paşazade Sezai, bakın Tanzimat döneminde içinde S, Ş, Z geçen tek insan budur. Sami Paşazade Sezai. Bayağı söylemesi zor. Yani sesi büzü şeceler diye bir şey var. Söyleyemedim gördüğünüz gibi. İşte aynı onun gibi, hani var ya, Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şeceler. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şeceler. Söyleyemeyeceğim. Yani. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şeceler diyorlar ya. İşte onun gibi bu adam da Sami Paşazade Sezai. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz hocam? Delirdiniz mi? Hayır. Adamın kitabının ismi de bu. Sergüzeşt. Yani kitabın içerisinde S, Z, Ş geçen tek adam da bu. Dolayısıyla S, Ş, Z, Sergüzeşt. Bu da üniversite sınavlarında çok çok soruluyor arkadaşlar. 2021'de, 2020'de birçok AYT'de çıktı. Hatta şurada çıkmış sorulardan da göstereyim. AYT'de de ÖSYM sormaya bayılıyor. Bunu şimdi bildiğiniz zaman gelecek senede gireceğiniz, yani birkaç sene sonra gireceğiniz üniversite sınavında da bir iki netice batmış oluyorsunuz. Dilber adlı esir bir kız var. Kölelik ve carilik hikayesini anlatıyor. Halil Ziya Uşaklıgil'in eserine geçiyorum. Bunu da farklı bir renkle yazmak istiyorum. Halil Ziya Uşaklıgil arkadaşlar, az önce söylemiştik. Mavi hayallerle gelip simsiyah bir gecede geri dönen Ahmet Cemil'in romanı nedir? Hayal, mavi, hakikat, yani gerçek siyah. Simsiyah bir gecede geri dönüyor, çatışma. Hocanız arkadaşlar buraya kadar kısmı %100 sorar. Şimdi burada yazacağım bir eser daha var, onu da yazayım hatta. Eylül. Bunu az önce ben %100 sorar diye söylemiştim. Burada bir kez daha soru olarak da getirdik. Burada bak, Eylül, mavi ve siyah, Sergüzeşt, araba sevdası. Bunlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi düşünün. Çok çok değerli arkadaşlar. Yani dört büyükler bunlar. Niye? Çünkü arkadaşlar Eylül ilk psikolojik roman. Mavi ve siyah batılı anlamda ilk roman. Araba sevdası ilk realist roman. Bunlar çok çok önemli. Bak o zaman şöyle yazalım. İlk realist roman arkadaşlar. Bu nedir? Halil Ziya Uşaklıgil'in ilk batılı roman. Yani batılı anlamda ilk roman kabul ediliyor. Mehmet Rauf ilk psikolojik romanı yazıyor edebiyatımızda. Suat Hanım, çok ilginç bir şey. Bakın bazı arkadaşlar geçen sefer gördüm, videonun altında gülmüşler ama doğrusu bu. Suat Hanım ve Süreyya Bey. Süreyya diye benim erkek arkadaşım var. Eskiden Süreyya erkek ismiymiş. Suat da kadın ismiymiş. Suat Hanım ve Süreyya Bey, böyle bir şey var. Necip'le yasak aşk yaşayacak ve en sonunda yanarak ölecekler. Böyle tüh spoiler verdik, kitabın sonunda söyledik ama neyse, okusanız etkilenirdiniz. Eylül adlı ilk psikolojik romanda yazıyor Mehmet Rauf. Devam ediyoruz. Halide Edip Adıvar tarafından yazılan Milli Edebiyat Dönemi romanında çok çok değerli bir yere sahip. Ateşten Gömlek arkadaşlar. Bunu da farklı bir renkle yazmak istiyorum. Ateşten Gömlek, hatta ismini Yakup Kadri veriyor bunun. Halide Edip Adıvar'a hediye ediyor. Ayşe, Peyami, İhsan ve Kurtuluş Savaşı konu ediliyor. Bakın Kurtuluş Savaşı'nı konu edilen çok çok önemli bir eser Ateşten Gömlek. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında aşk mı yoksa Kurtuluş Savaşı mı? Tabii ki Kurtuluş Savaşı ama aynı zamanda aşk da var. Bu aşk o sırada ateşten bir gömlek, yani çok zor bir şey. Onu da bilmemiz lazım. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun üniversite sınavlarında çok çıkan ilk roman arkadaşlar bu. Kiralık Konak'ta kuşak çatışmasını anlattığı bir eser. Naim Efendi var dede, Seniha var torun, çatışıyorlar. Seniha diyor ki kop kop. Naim Efendi diyor ki ya bismillah, tövbe estağfurullah, ne yapıyorsun kızım? Adam ol, efendi ol, niye böyle yapıyorsun? İşte Osmanlı yaşamını koru, geleneklerimizi koru diyor. Seniha'da kop 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 300-500 tarzında kuşak çatışıyor. Yanlış batılılaşma var. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eserinde biliyorsunuz, belki dizisi de vardı televizyonda. Ben izleyememiştim ama izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Feride vardı, Çalıkuş'uydu. Bir de Kamuran vardı. Hepiniz sanıyorsunuz Kamuran'ın kim olduğunu. Eğitim, Anadolu ve Anadolu insanı. Zaten Reşat Nuri Güntekin de daha çok öğretmen kahramanlarıyla tanır. Hop geçiyorum diğer bir sorumuza.
Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Karagöz oyunu, hayali, hayalbaz ve Karagözcü denen bir kişi tarafından oynatılan gölge oyunudur. Bu doğru arkadaşlar. Karagözcü kuklaları hareket ettirirken aynı zamanda kahramanların konuşmalarını da seslendirir. Bu da yine doğru arkadaşlar. Yanında şarkı söyleyen ve def çalan yardımcıları bulur. Hatta bunlara yardak diyoruz. Bak yardımcıya biz yardak diyoruz. Buna sonucunu sorarsa bilin arkadaşlar. Devam ediyorum. Oyunun kişilerini deriden kesilmiş çeşitli insan, hayvan ve eşya figürleri oluşturur. Bu da doğru. Hepsi doğru. Cevap 5 mi acaba? Oyunun temelde iki tipinden hacivat, güldürün asıl kaynağıdır ve halkı temsil eder. Hayır. Karagöz ise çıkarcı kimliğiyle yarı aydın kesimi temsil eder. Hayır. Tam tersi. Karagöz ve hacivatın yer değiştirmesi lazım. Bakın arkadaşlar size çok güzel bir taktik vereyim. Karagöz oyununun kahramanı Karagöz'dür. Komik olan odur. Karagöz ve hacivat. Tamam bu bir. Kavuklu ve pişekar da bunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Yani Karagöz safı oluşturur, kavuklu safı oluşturur, hacivat akıllı oluşturur, pişekar akıllı oluşturur. Devam ediyorum. Bizde mesela Kemal Sunal saftır, Şener Şen ise uyanıktır. Aynı şey bak K harfiyle demek. K, K, K devam ediyor. Şener Şen gibi düşün. Şener Şen biraz daha akıllı, aydın. Kemal Sunal safı oynar filmlerde. Aynı şekilde bizim geleneklerimizde bu vardır. Mesela İbiş vardır. İbiş daha böyle safı oynar kuklalarda da. Bizde de öyledir mesela. Tonguç vardı. Tonguç saftır. Hoca akıllıdır mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Karagöz, Kavuklu, Kemal Sunal, KKK'ler hep güldürünün asıl kaynağıdır arkadaşlar. Hop geçtik buraya. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi sırasıyla getirilmelidir demiş. Devam ediyorum ve yazıyorum. Batılı anlamda ilk Türk oyunu nokta nokta tarafından yazılan şair eylemesi adlı eserdir. Bu %1000 trilyon sorulur arkadaşlar. Nedir? Şinasi'nin yazdığı şair evlenmesi. Şimdi Şinasi A'da da var, B'de de var, C'de de var. D ve E'yi eledik. Ama sıralama açısından B ve C gibi duruyor. Çünkü sırasıyla getirilmelidir diyor. O yüzden A'yı da eledik. Yanlış geleneklerin eleştirildiği bu eserde görücü usulü evlilik yani. Geleneksel tiyatrodan özellikler bulunmaktadır. Nokta nokta. Tiyatroda eğlence ile toplumsal yarar birleştirir. Vatan yahut Silistre. İlk sahnelenen oyun. Celaleddin Harzemşah oyunlarında tarihsel konuları. Gülnihal, Zavallı Çocuk, Akif adlı oyunlarında ise toplumsal konular işler. Bu da Namık Kemal arkadaşlar. Doğru cevabımız dolayısıyla ne oluyor? Bursa seçeneği oluyor. Şimdi bu çok çok önemli. Şinasi'nin şair evlenmesine görücüsüyle evlilik var. Böyle genç bir kızla evleneceğim diye düşünüyor ama esas ablasıyla evlendiriyorlar. O da üzülüyor böyle. Üf ya diyor beni diyor ablamla evlendi. Bunu bilmiyor tabii şair. Niye? Çünkü görücüsüyle evlenmeyi tam bilmediği için arkadaşlık bak seni kandırıyorlar yani görmeden evleniyorsun ama ablasıyla evleneceksin haberin yok. Şimdi Namık Kemal ise tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyor ve ilk sahnelenen tiyatro Vatan Yahut Silistre'yi yapıyor. Burada aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi hatta Karabela diye de bir tiyatrosu var Namık Kemal'in. Eğer bu konuyla hocanız detaylı işlediyse soracaktır. Aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Karabela Akip diye bir adam var. Zavallı çocuk Gülnihal'e saldırıyor. Celaleddin Harzemşah da onu kurtarıyor diyeceksiniz. Bak Karabela Akif Bey zavallı çocuk Gülnihal'e saldıracak. Onu da Celaleddin Harzemşah kurtaracak diye aklınıza tutabilirsiniz. Geçiyorum diğer soruya. Bakın anı konusunda işlemimizi anlatmamızı istediniz. Bizler de burada soruyla güzel bir şekilde anlatıyoruz sizlere. Şimdi bu parçadan hareketle doğrulara doğru yanlışlara yanlış diyeniz demiş. Biz de hep öyle yapıyoruz zaten değil mi arkadaşlar? O gün yazıhaneye girdiğimde odanın ortasındaki bir koltuğa oturmuş, ayaklarını ortadaki yuvarlak masaya uzatmış bir kitap okuyordu. Sait Faik, bu elinde kitapla ilk ve son görüşümdür. Anladığıma göre onu böyle elinde kitapla görmem canı çok sıktı. Merak bu ya, ben de inadına eğilip elimde olmayarak kitaba bakmıştım. Dostoyevski'nin Budala adlı romanının Fransızca'ya çevirisiydi. Herhalde adını bile çıkaramamıştı. Kibar kibar ticarethanede oturmasının nedenini kısaca anlattı. Ticaretten anlamadığını söyledi. Benden kurtulmak istediğini hemen anladım. Hani derler ya, bende jeton düştü. Hemen kalktım yürüdüm. Şu yaşlandığım günlerde ne zaman bir genç şair ya da bir genç yazarla karşılaşsam Sait Faik'in o yazıhanesindeki sıkıntısı gözümün önüne gelir diye bir hatırasını anlatmış. Dolayısıyla bu bir anı arkadaşlar. Hatıra türündeki bir metin. Anlatım üçüncü kişinin ağzına yapılmıştır. Hayır bu yanlış bak. Ne diyor? Şimdi ne diyor bak. Anladım diyor. Yürüdüm diyor. Dolayısıyla görüşümdür diyor. Yani ben diyor. Ben yapmış diyor. Dolayısıyla bu üçüncü kişi değil birinci kişi ağzından yapılmış arkadaşlar. Anısını birinci kişi ağzıyla yapıyor. Betimlemeden ve öykülemeden yararlanılmıştır. Doğru. Betimlemeler var. Sait Faik'i betimliyor. Aynı zamanda etrafı betimliyor. Aynı zamanda olay var. Böyle 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 oldu diyor. Dolayısıyla bu da doğru. Gerçeğe değil kurguya dayalı bir metindir. Yanlış. Bu gerçekten yaşanmış bir olay. Bu bir hatıra. Bu bir anı. Kurgu değil ki. Bir roman, bir hikaye gibi değil ki. Gerçek. Olaylar sıcağı sıcağı anlatılmıştır. Yanlış. Hani günlük olsaydı günü gününe sevgili günlük. Bugün Sait Faik'i gördüm deseydi belki ama hayır. Bu olay yaşandıktan belki 30 yıl sonra yazdı. Belki 5 yıl sonra yazdı. Belki 1 yıl sonra yazdı ama sıcağı sıcağına yazmadı. Size de anıyı bu şekilde hocanız sorabilir. Eğer işlediyse de
Yazıldı arkadaşlar, bu sorulur. Devam ediyoruz. Aşağıda sıralanan habercilik terimleriyle açıklamaları eşleştiriniz diyor. Şimdi biliyorsunuz habercilikte 5N 1K kuralı vardı. Yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularıydı. Şimdi sürmanşetle başlıyoruz. Sürmanşet merak ve heyecan doğuran haber demiş. Hayır, bu yanlış. Sürmanşet gazetenin ilk sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktı. Dolayısıyla bunu böyle mor yapıyorum, burayı da böyle yapıyorum. Anlaştık mı? Yani şu gazete ise... Benim gazetenin adı H olsun, tamam mı? İşte Hürriyet gazetesi olsun. Şurada manşet vardır. Şuradaki manşet de sürmanşettir. Devam ediyoruz. Sütun demiş. Sütun arkadaşlar sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış bölümlerine verilen isimdir. Sütun da budur. Devam ediyorum. İktibas arkadaşlar başka kaynaktan aynen aktaran haber. Yani başka bir kaynaktan haber aktardıysan buna iktibas etmek denir arkadaşlar. Devam ediyorum. Asparagas zaten duymuşsunuzdur. Asparagas uydurma haber. Yani uyduruyor kafasına. Yani niye uyduruyorsun? Uyduruyorum abicim diyor. Uydurma, uyduruyorum diyor. Sansasyonel de merak ve heyecan doğuran haber demektir. Sansasyonel bir haberle gibi bültenimizi açıyoruz derler bazen haberlerde. Burayı da geçtikten sonra hop geçiyoruz arkadaşlar buraya. Nerede? Ha, burayı kaldırdım. Aşağıda verilen gezi yazısı türündeki eserlerle yazarları eşleştiriniz demiş. Bu da yine gezi yazısı konusunu işlediyseniz sorulacak bir şey arkadaşlar. Şimdi... Göz ucuyla Avrupa adlı eser Yusuf Ziya Ortaçan'dır arkadaşlar. Bizim Akdeniz ise Fahri Rıfkı'nın eseridir. Bunun sorulma ihtimali var. Buraya yıldız koymak istiyorum. Çok önemli bir eser. Devam ediyorum. Düşsem Yollara Yollar adlı eser Haldun Taner'indir. Haldun Taner biliyorsunuz ki bir tiyatrocu. Devam ediyoruz. Anadolu Notları, bu da çok önemli bir eser arkadaşlar. Anadolu Notları'na da şöyle 5 yıldız atıyorum. Anadolu Notları da Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu da yine sorulmuş bir kitaptır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Canım Anadolu, geriye zaten Bedir Rahmi Eyüboğlu kaldı hocam diyorsunuz. Ben de zaten onu işaretledim. Burada Anadolu Notları'nı, göz ucuyla Avrupa'yı, daha doğrusu Anadolu Notları'nı ve bizim Akdeniz'i çok iyi bilin. Diğerlerini hocanız ezberlettiyse, yazdırdıysa mutlaka bilin. Geldik başka bir soruya, cümle türleri sorusuna. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur diyor. Şimdi cümle türlerinde neydi arkadaşlar? Yüklemine göre cümleler vardı. Yüklemine göre derse, cümle ya isim cümlesi oluyordu ya da fiil cümlesi oluyordu. Yüklemin yerine göre derse, de ne oluyordu? Ya kurallı cümle oluyordu ya da yüklem ortada ya da başta olduğu için devrik cümle oluyordu. Yüklemi yoksa da eksiltili cümle oluyordu. Buraya da eksik yazıyorum şöyle, eksik. Şimdi anlamına göre olumlu cümle olabiliyordu. Olumsuz cümle, soru cümlesi ya da ünlem cümlesi olabiliyordu. Yapısına göre ise, bak bu anlamına göre cümlelerdi. Yapısına göre cümlelere baktığımızda ise arkadaşlar, bu kolay bir konu olduğu için hemen hızlıca anlatayım, sonra hemen sorumuza geçelim. Yapısına göre cümlelerde ise bir basit cümle var, sadece yüklem var. Bir yüklem var, bir de yan cümle varsa, yani filmsi varsa bu bileşik cümleydi. İki tane yüklem varsa sıralı cümle, iki tane yüklem birbirine bağlaçla bağlandıysa bağlı cümleydi. Şimdi bakalım. Bu parça aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur diyor. Güney Okyanusu, dünyanın bu en tehlikeli denizi, denizcileri garip bir şekilde kendine çekiyor demiş. Şimdi bak, bu cümle, bu bir fiil cümlesi, tamam. Ve yüklemin yerine göre kurallı bir cümle, cümlenin sonunda yüklem. Ve aynı zamanda olumlu bir cümle. O zaman olumlu cümleye örnek bulduk. Bakın çok güzel. Ve aynı zamanda içinde fiilimsi var mı? Fiilimsi olursa girişik bileşik cümle oluyor. Fiilimsi olursa girişik birleşik cümle oluyor. Fiilimsi yok. Devam edelim. Şimdi başka bir cümleye bakalım. 53 gün boyunca gece gündüz durmadan gittik okyanusa. Ha bak şimdi. 53 gün boyunca gece gündüz durmadan gittik okyanusa diyor ya. Gittik cümlenin yüklemi. Ama cümlenin en sonuna değil. Yer tamlayısı, yani dolaylı cümle cümlenin en sonuna. Dolayısıyla bu devrik bir cümle. Ve aynı zamanda durmadan diye bir fiilimsi var. O yüzden bu aynı zamanda girişik bileşik de bir cümle. Yani yeşil cümlemiz hem girişik bileşik bir cümle hem de devrik cümle. Aynı zamanda olumlu da bir cümle. Niye? Gittik diyor. Olumlu bir cümle özelliği de var. O yüzden olumlu cümleye bu da örnek olabiliyor. Devam ediyoruz. Madeira adasına vardığımızda 6500 deniz milini geride bırakmıştık diyor. Bu sadece olumlu cümle örnek. Okyanusa çıkan her denizci altındaki tekne ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun çekinir böyle bir yolculuktan. Şimdi burada da çıkan diye fiilimsi olduğu için bu da giriş bileşik cümle örnek. Karada alıştığımız kurallar, ölçüler bir anda değerini yitirir açık denizde. Bu da yine devrik cümle örnek. Niye? Çünkü değerini yitirir cümlenin sonunda değil. Hele söz konusu Güney Okyanusu ise diyor bak. Güney Okyanusu ise dedikten sonra cümleyi bitirmedi ve 3 nokta koydu. O yüzden bu eksiltili cümle örnek. Fakat bağımsız sıralı cümle yok. Hocam bağımsız sıralı cümle nedir? Hemen söylüyorum. İki tane yükleme olacak sıralı cümlenin. Bağımsızlık ise ögelerin arasında ortaklık olmayacak. Mesela diyelim ki Ali geldi dersen virgül yerine oturdu dersen bu bağımlı sıralı cümledir. Niye? Çünkü kim geldi? Ali geldi. Özne burada Ali. Kim oturdu? Ali oturdu. Burada Ali'ye bağımlı bir sıralı cümle var. İki tane yükleme olan. Ama
Ali geldi, Mehmet gitti dersen sıralı cümle olur ama bağımsız sıralı olur. Buna da benzer bir örnek göremiyoruz. Sıralı bir cümle bile yok. Dolayısıyla bağımsız sıralı hiç yok diyebiliriz. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Buradaki kuralımızı hatırlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? Hak etmek, terk etmek, fark etmek, işte ne diyelim, hissetmek, zannetmek, affetmek diyorduk. Bunlara ettiği getiriyorduk. Bak şimdi, veyahut da oldu da olabilir. Hak etti, terk etti, fark etti, hissetti, zannetti, affetti diyoruz. Aa, bir şey dikkatini çekti mi? Hissetti derken, zannetti derken, affetti derken bir ünsüz türemesi oluyor. O yüzden bunları bir şey yazıyoruz. Ama hak etti demiyoruz ki, hak etti diyoruz. Terk demiyoruz, terk etti diyoruz. Fark, yani neyse, bu kadar uzatmama gerek yok, anladınız siz. Bunlar ayrı yazılıyor, ses olayı yok. Bunlar bir şey yazılıyor. Şimdi güzel dilimiz Türkçe yabancı dillerden aldığı bazı kelimeleri 1000 yıllık süreçte kendine mal etmiştir. Mal etmiştir. Mal etmiştir olmuyor ki. O zaman burada bir ses olayı yok. Cevap A. Ama bakalım diğerlerini de kontrol edelim. Beni bu güzel havalar mahvetti bak. Mahı burada bir düşmüş. Dolayısıyla mahvetti. Bir şey yazılması lazım. Uçsuz bucaksız Arap çöllerinde güneş ufka yaklaşırken rehberim deveye binmeme yardım ediyor. Yardım ediyor. Ayrı yazılmış. Tamam. Bir çift yazılsaydı hata olurdu. Sis dağılmaya başlayınca bu tarihi kentin muhteşem güzelliğini yavaş yavaş fark edersiniz. Fark etmek zaten ayrı yazılır demiştik. Tamam. Taze ve besleyici besinlerin hayatınıza girmesiyle kendinizi zinde hissedeceksiniz. Hissetmek de bir çift yazılır demiştik. O yüzden B, C, D ve E seçenekleri doğru ama A seçeneği yanlış. Mal etmek ayrı yazılır. Arz etmek ayrı yazılır. Fark etmek, terk etmek, hak etmek, mutlu etmek, park etmek ayrı yazılır. Geldik buraya. Bu parça ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisi verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi arkadaşlar, az önceki edebiyat kısmıyla alakalı mutlaka mutlaka yazılı notlarımızdaki her bir notu dikkatli okuyun. Yani sınavda yanınızda olsa 100 alırsınız. Yanınıza götüremeyeceğiniz için sınavda bunu ne yapmanız lazım? Hafızanızı almanız lazım. Buradaki önemli kısımları zaten hoca sorar, burası önemlidir diye renklendirdik, vurguladık. Buradan çalışmanız size gerçekten çok iyi notlar aldıracak. Şimdi bu soruya bakalım. Melen çayının kolları arasındaki geniş bir delta üzerine kurulan düzceye hiç gittiniz mi? Bu arada sadece edebiyatla alakalı değil bu arkadaşlar. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Bunu da söyleyeyim. Hocam amma reklamını yaptınız. Tamam, alacağız dediniz, duyuyorum. Devam ediyorum. Melen çayının kolları arasındaki geniş bir delta üzerine kurulan düzceye hiç gittiniz mi? Soru işaretini koyalım. Tamam, sıkıntı yok. Biz gittik bir gezi turuyla. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Konurhal ilçesindeki antik yerleşim, virgül, Roma döneminden kalma amfitiyatro, virgül, köprü, sur kapısı ve mozaik kalıntıları gibi değerlere ev sahipliği yapıyor, nokta. Ha, şimdi hepsine virgül koyduk ama hatırlarsanız noktalı virgül, virgülün daha karizmatiğiydi. Yani hani matematikte bilirsiniz, 2 artı 2 yazarsın, sonra 3 artı 3 yazarsın. Sonra bunları daha da güçlü bir parantez almak için şöyle köşeli parantez koyarsın. Bu şu demektir yani. Kardeş, senin gücün yetmez bu işlere. Ben geldim. Köşeli parantezler. İşte bu da öyle. Noktalı virgül diyor ki burada. Şurası noktalı virgül olacak. Bak diyor, ben diyor özneyim. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Konurhal ilçesindeki antik yerleşim. Ben özneyim. Beni buraya koy. Benden sonra noktalı virgül koy. Roma döneminden kalma amfitiyatro, köprü, sur kapısı ve mozaik kalıntıları gibi değerlere ev sahibi yapıyor. Kim ev sahibi yapıyor? Konurhal ilçesindeki antik yerleşim yapıyor. Dolayısıyla Konurhal ilçesindeki antik yerleşim bir özne, yani o başta, yani hani şey gibi, hani Ali, virgül, Can, Hasan ve Kadir'i çağırdı diyelim. Kim çağırdı? Partiye. Parti veriyor Ali mesela, düşünün böyle. Sadece erkeklerin katıldığı bir parti. Ali çağırdığı zaman ne yapacak? Ali'ye bir noktalı virgül koyman lazım. Ali, noktalı virgül, Can, Hasan ve Kadir'i çağır demen lazım. Burada öyle bir durum var. Dolayısıyla buraya noktalı virgül, buraya virgül geldi, buraya nokta geldi. Devam ediyoruz. Çevre köylerden getirilen çeşit çeşit ürünlerin sergilendiği pazarda yok yok. Ne varmış bakalım iki nokta üstte. Fındık. İki nokta üstten sonra küçük harf başlayabilir. Kızılcık, köy peyniri, kestane balı, ıhlamur, örgü sepetler. Yok yok dediği için, birçok şey var dediği için üç nokta koyacağız arkadaşlar. Burası önemli. Yok yok deyip fındık, kızılcık, köy peyniri, kestane balı, ıhlamur ve örgü sepetler deseydi o zaman nokta koyardık. V olunca nokta koyuyoruz. Ya da pazarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey vardı deseydi o zaman yine nokta koyardık 6'sı da bittikten sonra. Ama yok yok demiş, buraya da V koymamış, o yüzden 3 nokta oluyor. Dolayısıyla soru işareti noktalı virgül, virgül, nokta, 2 nokta üst üste ve 3 noktanın olduğu seçenek Bursa seçeneği diyoruz. Ve arkadaşlar yazılı provamızı bitiriyoruz. Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu. Birinci yazılı provasını izlemediyseniz hemen onu da izliyorsunuz. İkinci yazılı provasında da eksikleriniz varsa, İçinde tüm derslerin olduğu, edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojinin de olduğu bu ders notlarını güzelce tekrar ediyorsunuz. Ondan sonra da inşallah çok güzel notlar alıyorsunuz bütün derslerde. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir yorum attınız, hemen ikinci provaya attık. Hadi bakalım, görüşmek üzere.